Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Buz Yanı Bölüm 29. İki kişiydiler. Yüzlerinde maske vardı. Sadece biri konuşuyordu ve sesi sanki taş plaktan çıkar gibi çıkıyordu. Zor anlaşılıyordu dedim. Melih çatık olan kaşlarını biraz daha çatarak gözlerime beni anlamaya çalışır gibi baktı. "Sana bir şey söylediler mi?" diye sordu. Melih'in çıplak göğsüne biraz daha sokularak kendime rahat bir pozisyon aldım. Onlar kapıyı kırarak içeri girdiklerinde gözlerim kapanmıştı. Ama ne söylediklerini duydum. Hiç kimse bir aslanın yuvasına giremez. Hiç kimse bir aslanın küçük kedisine zarar veremez dedi o konuşan adam dedim. Melih'in bütün bedeninin gerildiğini üstümde yattığım için hissettim. Sakinleşmesi için elimi omzunda ve göğsünde gezdirerek konuştum. Gözlerim ne kadar kapalı kaldı bilmiyorum ama bilincim hep açıktı. Adamın yanıma geldiğini, benim gözlerimi açmam için benimle konuştuğunu anımsıyorum dedim. Adamın bana "Sen Melih'in ahususun" dediğini hala hatırlıyordum ama bunu Melih'e söylemek istemiyordum. Melih iri ellerini saçlarıma çıkararak okşamaya başladığında devam etmemi istediğini anladım. Gözlerimi açtığımda konuşan adam benim başucumdaydı ve diğer adam ise bana saldıran adamı arkadan kollarından tutmuştu. Adamın sesi çıkmasın diye ağzına tuvalet kağıdı rulosu sıkıştırmışlardı. Konuşan adam yanımdan kalkarak bana saldıran adamın önünde durdu. Gömleğini iki yandan tutarak ayırdı, cebinden çıkardığı çakıyla yüzünü, göğsünü çizmeye başladı. Aynı anda da adam senin ona ne tür işkenceler yapacağından bahsediyordu. Saldıran adamın göğsünü çizme işi bitince kafasına yumruk atarak bayılmasını sağladılar. Bayılan adamı tuvalet kabinlerinden birine dayadılar ve önünden çekilerek göğsünde çakıyla yazdıkları şeyi benim görmemi sağladılar. Dedim ve yutkundum. Melih de benim gibi yutkundu. Sanırım ben bütün bunları yaşarken kendisinin amaçsızca etrafı yakıp yıkması ve benim yanımda olmaması onu sinirlendirmişti. Boğazımı temizleyerek yazının ne olduğunu biliyorsun değil mi diye sordum. Melih saçlarımı okşayarak devam etti. Biliyorum dedi kurşun geçirmez bir ses tonuyla. Başımı biraz daha Melih'in göğsüne bastırdım ve konuşmaya devam ettim. Çakıyla saldıran adamın göğsünü çizen maskeli adam yanıma doğru yaklaştı. Tek dizini kırarak yüzünü bana yaklaştırdı ve sana söylemem için bana dedi ki, ''Çabuk iyileş, iyileş ki bu gördüklerini Melih'e anlat. Ona de ki, her aslan kralın canını, canı pahasına koruyan şövalyeler vardır.'' dedi, diyerek konuşmamı sonlandırdı. Bir süre Melih'in söylediklerime bir yorum ya da cevap vermesini bekledim. Melih sadece saçlarımı okşamaya devam etti. Ve birkaç dakika sonra sanki söylediğim şeylerden hiç etkilenmemiş, hatta hiç duymamış gibi, ''Bence de çabuk iyileşmelisin. Seninle bir an önce yapmamız gereken işimiz var.'' dedi. Melih'in bu tavrına sinirlenerek iki elimi göğsüne koydum ve göğsünden destek alarak doğruldum. Yatağın boş kısmına dizlerimin üstüne oturdum. ''Şaka mı yapıyorsun? O kadar şey anlattım. Sen sadece iyileş, işimiz var diyorsun bana.'' diyerek sitem etti. Melih kaşlarını alayla yukarı kaldırdı ve yatakta geri iterek sırtını yatak başlığına dayadı. ''Evet.'' diyerek baş ucundaki komodinin üstünde duran sigara paketinden bir sigara aldı ve dudaklarının arasına yerleştirdiği sigaranın ucunu yaktı. Umursamazdı. Vurdum duymaz ve akıl almazdı. Ağzımı açıp ona saydıracakken karnımın açlıkla guruldamasıyla kala kaldım. Bakışlarımı karnıma çevirdim ve bir kez daha sanki içimde aç aslanlar varmış gibi gurulduyan karnımla elimi karnıma koyarak Melih'e baktım. Melih, dudağının arasına duran sigarayı parmaklarının arasından aldı ve başını sabır diler gibi iki yana salladı. ''Gerçekten hiç doymuyorsun ahu.'' Gözlerini vücudumda gezdirdi ve en son bakışları göğsümde durdu. ''Emre birazdan burada olur. Yiyecek bir şeyler de getirecek, karnını doyururuz.'' dedi. Hala gözleri bendeydi. Sakince bakışlarımı üzerime çevirince üzerimde sadece çamaşırlarım olduğunu idrak edebilmiştim. Hışımla
Ayak ucumuza toplanan çarşafı belime alarak üstümü örttüm. Melih parlayan ela gözlerini gözlerime çıkardı. Ne yapıyorsun? Dudağının kenarını kışkırtıcı bir şekilde kıvırdı. Bütün gece kollarımdaydı nahu. Gözlerini vücudumda gezdirdi ve son olarak gözlerimde durdu. Görebileceğim her şeyi gördüm dedi. Utançtan ve sinirden çılgına dönerek Melih diye haykırdım. Melih odayı dolduracak kuvvette kahkaha attı. Kahkahasının arasında ne var? Olan şeyleri söylüyorum dedi ve kapı zili duyuldu. Sanırım Emre gelmişti. Melih'le bu konu hakkında konuşmak istemediğim için çarşafla birlikte yataktan kalktım. Ben duş almaya gidiyorum. Sen de kapıya bak diyerek odadan çıkmak için bir adım atmıştım ki Melih koluma yapıştı. Duş falan alamazsın. Neden? Çünkü Emre burada. Ela gözleri içinden alevler çıkmıştı. Emre gittikten sonra alırsın duşunu diyerek yataktan kalktı ve kolumu bıraktı. Adımlarını kahverengi çamaşır dolabına doğru attı. Dolabın kapağını açtı. İçinden siyah kalın bir kazak ve siyah bir eşofman altı çıkardı. Elindeki kıyafetlerle yanıma geldi. Bedenimi saran çarşafı düşmesin diye sıkı sıkıya saran ellerimi tutup çekti. Ağzımı açıp Melih'e çıkışacakken Melih benden önce davranarak ''Sakın ahu, sakın o ağzını açayım deme'' diyerek önümde diz çöktü. Sağ ayak bileğimi iki kez yavaşça vurarak ''Kaldır ayağını'' dedi. Ve dediğini yaparak ayağımı kaldırdım. Melih de ayağıma eşofmanın ayağını geçirdi. Diğer ayağımı da aynı şekilde eşofmandan geçirdikten sonra eşofmanı yukarı çekeceği zaman elimi elinin üzerine koyarak eğildim. Ben hallederim dedim. Eğildiğim için saçlarım iki yana öne doğru süzülerek Melih'in omuzlarına değmişti. Melih beni umursamadan eşofmanı çekti. Eşofmanın ipini sıkı sıkıya bağladıktan sonra karnımın üstündeki morluğu öptü. Ben şaşkınca Melih'e bakarken kapının zili bir kez daha çaldı. Ama Melih zili umursamadı. Diz çöktüğü yerden doğruldu ve elime aldığı kazağın baş kısmını genişletti. Burnuma dikkat ederek başımdan geçirdiği kazağın kollarını da geçirdikten sonra kazağın içinde kalan saçlarımı iki eliyle toplayarak kazağın içinden çıkardı ve belime doğru bıraktı. Gözlerini gözlerime dikti. Benden utanmayacaksın ahu. Önüme doğru gelen bir tutam saçı kulağımın arkasına sıkıştırdı. Ben psikopat bir adamım ve sen başka bir erkeğin gözünden koruyacaksın vücudunu. Sesi sır verir gibi gizemli, aynı zamanda suç işleyen biri gibi ürkekti. Çünkü ben senden asla etkilenmiyorum dedi ve aynı anda kapı zili bir kez daha duyuldu. Melih beni orada bırakarak kapıyı açmak için odadan çıktı. Bir süre kapanan kapıya baktım öylece. Daha sonra yatağın üstüne oturarak neden dolduğunu bilmediğim gözlerimden yaş akmaması için uğraş verdim. Melih böyleydi işte. Beni yıkan da oydu, toplayan da oydu. Bu değişken hallerine kapılarak saçma sapan düşüncelere giren bendim. Her defasında bir sözüyle beni yerle bir eden, yakıp küle çeviren bu adama gücenmeye hakkım var mıydı ki? İşte ben iflah olmaz, terbiye edilmez bir kalbe sahiptim ve kendim de Melih'e gücenmeye hak buluyordum. Bana her defasında yakarım ahu diyordu ama çoktan yaktığını göremiyordu. Dün akşam hiçbir şeyden pişman olmadığını, tek pişmanlığının beni ağlatmasının olduğunu söyleyen adam her fırsatta beni ağlatıyordu. Kendimi toparlayarak oturduğum yerden kalktım ve odadan çıkarak merdivenleri indim. Melih ile Emre'nin sesi salon diye tahmin ettiğim yerden geliyordu. İten merdivenlerle sol tarafa doğru ilerledim ve tıpkı yatak odası gibi kahverengi ağırlıklı bir salon beni karşıladı. Salonda tek beyaz renk, L şeklindeki koltuk ve duvarların krem rengi boyasıydı. Salonda iki tane kahverengi tekli koltuk ve şöminenin önünde yerleştirilmiş iki tane kahverengi minder vardı. Melih ile Emre kendi aralarında kısık sesle bir şeyler konuşuyorlardı. Beni fark etmeleri için tekli koltuğa doğru ilerledim ve oturdum. Melih'in bakışları bana çevrilirken Emre şen sesiyle ''Günaydın yenge'' dedi. Bakışlarımı Melih'in gözlerinden çektim ve Emre'ye baktım. ''Günaydın. Nasıl hissediyorsun bugün yenge? Ağrın var mı?'' diye sordu Emre. Oturduğum yerden doğruldum. Elimi burnumun üstündeki sargı bezin üzerinde gezdirdim. ''Burnum kırılmış mı?'' diye sordum. Emre bütün dişlerini gösterecek şekilde sırıttı. ''Yok yenge, kırılmadı. Sadece çatlak vardı, onu da ameliyatla düzelttik.'' dedi. Başını anladığım belirtir şekilde salladım. Melih de bu arada araya girerek ''Emre sen Asu'nun pansumanını yap.'' dedi. Başıyla bana L koltuğa gelmemi işaret ediyordu. L koltuğa gelince
Melih ayağa kalktı. Emre benim karşıma geçti. Yanında getirdiği eczacı çantasının içinden gerekli malzemeleri çıkararak burnumu pansuman yapmaya başladı. Melih pansuman esnasında yanımıza durmak istememiş olacak ki Emre'nin getirdiği eşyaları mutfağa taşıdı. Pansuman bitince Melih salona geldi. Bakışlarını Emre'ye çevirerek "Ahu kaç günde toparlanır Emre?" diye sordu. Emre eşyaları eczacı çantasına toplarken "İki gün yeterli abi" dedi. Melih başını tamam der gibi salladı. Emre biten işiyle birlikte gitmek için kalktığında Melih'le birlikte dışarı çıktılar. Kapının önünde 10-15 dakika konuştuktan sonra Emre arabasına binerek buradan uzaklaştı. Melih içeriye girince hiçbir şey olmamış gibi Emre'nin getirdiği yiyeceklerden yemiş ve karnımızı doyurmuştu. Daha sonra ben banyoya girerek duş almıştım. Duştan çıkıştan sonra evi gezerek merakımı giderdim. Ev iki katlı, kahverengi ağırlıklıydı. Alt katta banyo, mutfak ve salon vardı. Üst katta ise yatak odası ve bir çalışma odası vardı. Evin etrafında ve yakınlarında hiçbir ev ya da market yoktu. Burası tek kelimeyle ıssız ve sessiz bir yerdi. Emre iki gün boyunca buraya gelerek burnuma pansuman yapmış ve Melih'le gizli saklı konuşmuşlardı. En son geldiği gün Aslı'nın benim için hazırladığı kıyafetleri de getirmişti. Melih bu iki günde sürekli telefon konuşması yapmış, mecbur kalmadıkça benimle konuşmamıştı. Sadece akşam ben uyumadan önce "Yarın erken kalk Ahu, seninle bir yere gideceğiz" dedi ve arkasını bana dönerek uyudu. Sabahın erken saatinde, daha kargalar bile uyanmadan Melih'in arabasına binmiş ve yola çıkmıştık. Belki 50 defa Melih'e nereye gittiğimizi sormuş ama tek bir cevap bile alamamıştım. Aldığım tek cevap Melih'in kocaman sessizliğiydi. Zaten bulunduğumuz yer çok ıssızdı. Ana yola ulaşmamız 2 saatimizi almıştı. Ana yola girdikten yarım saat sonra Melih arabanın direksiyonunu sola çevirdi ve ormanlık bir yola soktu bizi. Sürekli sigara içerek araba kullanan sessiz Melih'in bu haline dayanamayarak "Nereye gidiyoruz Allah aşkına?" diye sordum. Melih bana yine cevap vermeyerek arabayı sürmeye devam etti. Sıkıldığımı belli eden bir nefes verdi ve bakışlarını yanımdaki pencereye çevirdi. Etrafı inceleyen gözlerime tanıdık gelen dar ormanlık alana girince şaşkınlıkla açıldı. Burası tekini takip ettiğim ve izbe bir fabrikada bir adamı dövdüklerini gördüğüm ormanlık yoldu. Bakışlarımı yola çevirmeden "Melih burası?" dedim sorar gibi. Daha lafımı bitirmeden Melih aracı ormanın içine sürdü. Birkaç dakika sonra gözlerimin odağına o günkü izbe eski fabrika geldi. Fabrikanın önünde ise Çağlar, Ufuk, Osman ve Mehmet abinin arabasını gördüm. Melih arabayı eski fabrikanın önünde durdurdu. Arabadan inerek benim yanıma geldi, kapımı açtı. "İn aşağıya Ahu" dedi. Hissizleşen ayaklarıma zar zor komut vererek oturduğum yerden kalkarak arabadan dışarı çıktım. Melih kapıyı sert bir şekilde kapattı ve otomatik kilitle kapıyı kilitledi. İri elinin içine elimi alarak kendisiyle birlikte beni eski fabrikaya doğru sürükledi. Boşta kalan elimle kolundan tutarak onu durdurdum. "Ne işimiz var burada?" diye sordum. "Girmek istemiyorum içeriye." "Soru sorma Ahu, sadece yürü" diyerek tekrar yürümeye başladı. Küf kokan merdivenlere çıkınca kulağıma derinlerden birinin ağlama sesi geldi. Melih'in elini korkuyla sıktım. Melih beni önemsemeden yürümeye devam etti. Her attığımız adımda o ağlamaklı ses daha da çoğalıyordu. Demir kapının önünde durunca Melih elimi bırakmadan ayağıyla kapıya tekme attı. Birkaç saniye sonra kapı büyük bir gürültü bırakarak açıldı. Kapıyı açan kişi Osman'dı. Osman'ın üzerindeki siyah gömlekte küçük kan lekeleri vardı. Gözlüğünün camına da sıçramıştı kan lekesi. Korkuyla Melih'e sokuldum. Melih gözün ucuyla bana bakarak bakışlarını Osman'a çevirdi. "Her şey hazır mı?" diye sordu. Osman "Hazır abi" diyerek içeri girmemiz için önümüzden çekildi. İçeri girince ilk dikkatimi çeken şey gözlerimin şaşkınlıkla açılmasını sağlayan görüntü Numan'dı. Numan'ın üstü çıplaktı. Altında sadece pantolon vardı ve elleri iki yanda yukarıya demir zincirlerle bağlanmıştı. Ayakları da aynı şekilde bağlıydı. Her yerinden kanlar akıyordu. Sağında Çağlar, solunda Ufuk duruyordu. Numan'ın üzerinden gözlerimi ayırmama sebep olan ses sağ tarafımızdan geldi. Bakışlarımı sağ tarafa çevirince şaşkınlıkla ağzımdan kaçan çığlığa engel olamadım. Küçük, etrafı demir parmak kaplı olan kafes gibi bir şeyin içinde ayakları zincirle bağlanmış rüya ve duygu vardı. İkisinin de ağzı bantlıydı ve ikisi de feryat figan içinde ağlıyordu.
Mehmet abi demir parmaklı kafesin önünde arkası onlara dönük bir şekilde duruyordu. Şaşkındım. O kadar şaşkındım ki bu şaşkınlık korkumun önüne bir sis bulutu gibi geçmişti. Olduğum yerde kendi etrafımda bir tur döndüm. Düşünceler beynimi kemirirken gözyaşlarım gözlerimi zorluyordu. Tedirgin bakışlarımı Melih'e çevirdim. Beni neden buraya getirdin diye sordum. Melih elini omzuma koydu ve kolumu sıvazladı. Zehirli yeşiller buluşan bakışlarını bana dikti. Yapacaklarımı görmen için seni buraya getirdim Ahu dedi. Sıradan bir şeyden bahseder gibi. Kolumu Melih'in dokunuşundan kurtararak bir adım geriye gittim. Bu insanlara işkence mi yapacaksın? Başımı inanmazcasına iki yana salladım. Sen polis değilsin. Sen kendi adaletini sağlayamazsın. Bunun için devlet var. Polise şikayet edelim. Herkes kendi işini yapsın dedim. Melih bir adım geriye attığım için aramızda oluşan mesafeyi kapattı. Eliyle çenemden tutarak beni kendine yaklaştırdı. Devlet de benim, polis de. Alnını alnıma dayadı. Kendi adaletimi kendim sağlarım. Ve sen Ahu, benim burada yaptığım her şeyi izleyeceksin dedi. Ölüm barındıran sesiyle. Önce alnımı alnından çekti, sonra elini çenemden. Koyulaşan ela gözlerini yaşlı gözlerimden çekmeden, ayıltın şerefsizi demesiyle Numan'ın kafasından aşağı bir kova dolusu suyu döktü Ufuk. Numan'ın acı dolu inlemesine sağ tarafımızda kalan kafesin içindeki duygu ve rüyanın sessiz iniltileri karıştı. Bir anda Melih'in koluna yapıştım. Ne olur yapma Melih, lütfen dur dedim. Melih elimin esaretinden kurtardı kolunu. Bana arkasını döndü ve beni hiç umursamadan gömleğinin kollarını katladı. Sert adımlarla Numan'ın yanına ilerledi. Yumruğunu Numan'ın burnuna geçirdi. Numan acıyla inlerken ben gözlerim dehşete düşmüş gibi kocaman açtım. Çünkü Melih öyle sert vurmuştu ki Numan'ın burnunun kırılma sesini duyduğuma yemin edebilirim. Melih bir kez daha aynı şekilde yumruğunu Numan'a geçirdi. Rüya ve duygu çırpınmaya başlayınca Osman elinde tuttuğu demir sopayı kafesin parmaklıklarına indirdi. Rüya ile duygunun korku içinde çırpınışları had safhaya çıkmıştı. Melih'in yumruklarına dayanamayan Numan bir kez daha bayıldığında Melih kanlı ellerini turkuaz gömleğinin üstünde sildi. Ayıltın diye bağırmasıyla bu kez çağlar su dolu kuvayı Numan'ın başından aşağıya döktü. Melih elleri ayakları zincirle bağlı olan Numan'ın neresine geldiğini önemsemeksizin vuruyordu. Numan dayanamadığı her yumrukta bayılıyor ve Çin işkencesi gibi bir kova suyla ayıltılıyordu. Duygu ve rüya ise çırpındıkça Osman elindeki demir sopayla parmaklıklara vuruyordu. Kulakları sağır eden bir ses çıkararak onlara psikolojik şiddet uyguluyordu. Benim ise gözlerimden yaşlar akıyor, bağırıyor, Melih'e durması için feryat ediyordum. Ama Melih beni önemsemiyordu. Ne de içerideki diğer adamları. Bedenim histerik bir titremeye gebe kalmıştı sanki. Bütün kemiklerimin bile zangır zangır titrediğini hissediyordum. Eski fabrikada bu ruhsuz adamların işkencelerini izlemek aslında bana da işkence oluyordu. Yaşlı gözlerimi tek tek hepsinin üzerine gezdirdim. İlk önce gözlerimi Mehmet abiye çevirdim. Mehmet abi emanetim diye ortalıkta gezdirdiği rüyanın işkence görmesine bir tepki vermiyordu. Yüzü sertti, duygusuzdu. Sonra Osman'a baktım. Osman da tıpkı Mehmet abi gibi duygusuzdu. Bakışlarım bu sefer Çağlar'ı buldu. Çağlar normalde sert ve duygusuzdu ama şimdi acımasız bir canavara benziyordu. Mavi gözleri Melih'in Numan'a attığı her yumrukta parlıyordu. Ufuk'un da Çağlar'dan kalır yanı yoktu. Yeşil gözleri öldürücü bir bataklığa benziyordu. En son gözlerim Melih'in üzerinde durdu. Melih'in arkası bana dönüktü ama gerilen sırtını ve omuzunu görebiliyordum. Ellerinden Numan'ın kanı akıyordu. Bu durum benim midemin bulanmasına sebep oldu. Daha fazla görüntülere dayanamayarak gözlerimi kapattım ve var gücümle yeter diye bağırdım. Yeter artık, durun, yapmayın, yeter. Gözlerimi açmamla gözümden iki damla yaş yanaklarıma doğru süzüldü. Arkamı döndüm ve demir kapıya doğru koştum. Kapıyı açmaya çalışırken aynı zamanda da konuşuyordum. Açın kapıyı. Buradan gitmek istiyorum. Kapı kilitli olduğu için açılmıyordu. Bu kez yumruk yaptığım ellerimi kapıya vurdum. Açın kapıyı diye çığlık çığlığa bağırdım. Melih yanıma geldi ve beni sert bir şekilde kolumdan tutarak çekiştirdi. Duygu ve rüyanın kaldığı kafesin önüne beni getirdi. Çenemi koparmak ister gibi tuttu ve yüzümü onlara çevirdi. Bak, bak, bunlar seni öldürmek istedi.
Sesi gür ve sertti. Sana acımadan işkence ederek öldürmek istediler. Ama sen bunlara yaptığım işkenceye tahammül edemiyorsun. Oysa ben daha onlara elimi bile kaldırmamışken sen bu işkenceye bile dayanamıyorsun. Çenemi biraz daha sıkarak, iyi bak Ahu, çünkü bunların dağıtılmamış yüzünü son kez göreceksin dedi. Çenemdeki elinden çırpınarak kurtuldum. Ne diyorsun, anlamıyorum diye sordum. 2 ay, 800 gün boyunca hapis yatacaklar. Bütün pis işlerden içeriye girmiş kadın koğuşunda kalacaklar. Ve her gün hem cinslerinden işkence görecekler, dayak yiyecekler. Tıpkı senin kendileri gibi bir kadın olduğunu unutarak sana saldırdıkları gibi onlara da saldıracaklar. Melih, sus Ahu, sakın konuşma. Ben seni bulana kadar tam tamına 2 saat 8 dakika geçmişti. Onlar bunun bedelini ödemek zorundalar. Bakışlarını Mehmet abiye çevirdi. Değil mi Mehmet abi diye sordu. Sesinde küfreder gibi bir ima vardı. Mehmet abi, ödemek zorundalar aslanım dedi. Mehmet abi sanki bu bedeli ödeyen arkadaşının emaneti değilmiş gibi sarf etti kelimeleri. Melih'i göğsünden sert bir şekilde ittirdim. Hepiniz kafayı yemişsiniz. Gözlerimi hepsinin üzerinde kestirdim. Siz hepiniz canavarsınız diye bağırdım. Melih bakışlarını alayla havaya kaldırarak canavarız öyle mi diye sordu. Daha cevap vermemi beklemeden Çağlar ayılt adamı dedi. Bugün kaçıncı kez bayıltıp ayılttıkları adamı bir kez daha ayılttılar. Melih benden uzaklaşarak Numan'ın yanına gitti. Sen daha canavar görmemişsin Ahu. Eline yerdeki kerpeteni aldı. Madem bize canavar dedin, biz de bu canavarlığın hakkını verelim öyleyse diyerek Numan'ın el tırnaklarını çekmeye başladı. Numan'ın ölümü andıran inlemesine benim çığlıklarım karışıyordu. Ama Melih yine de durmadı. Numan'ın bütün tırnaklarını tek tek söktü. Numan'ın acı içinde inlemesi içerideki herkesi memnun ediyordu. Arkamı bir hışımla dönerek koştum. Kapıyı tekmelemeye, yumruklamaya başladım. Gözümden akan yaşlarla hepinizden nefret ediyorum. Bırakın beni, açın şu kapıyı diye bağırdım. Ağlamam şiddetlenmişti. Bağırmalarım kulakları sağır edecek kadar çoğalmıştı. Eski fabrikada çığlıklarıma gölge düşüren ses 5 el patlayan silah sesi oldu. Yönüm kapıya dönüktü. Ben arkamdan gelen silah sesinin çıkardığı kurşunun kime isabet ettiğini görmeye cesaret edemiyor. Bir türlü bakışlarımı arkaya çeviremiyordum. Sadece birkaç saniye sonra Melih yanıma geldi. Önünde durduğum demir kapıyı açtı. Kolumu tuttu ve gözleri üzerimdeyken arkadakilere hitaben konuştu. Bu şerefsizin leşini kimsenin bulamayacağı, köpeklerin parçalara ayıracağı bir yere atın. Numan'ı öldürmüştü. Melih cani bir katildi. Mehmet abi sen de ne yapman gerektiğini biliyorsun. Bu ikisini hemen karakola teslim ediyorsun. Ve bunlar 2 ay 8 gün içeride yatıyorlar diyerek zaten kolumu kavrayan elini biraz daha sıkarak beni bu ortamdan tabiri caizse sürükleyerek çıkardı. Merdivenlerden beni sürükleyerek düşe kalka indirdi ve dışarıya çıkardı. Arabanın önüne gelince kolumdan beni itti. Kalçam arabanın kapısına çarptı. Melih üzerime doğru beni parçalamak ister gibi geldi. Kanlı ellerini iki yanıma dayayarak beni araba ile kendi arasına sıkıştırdı. Gömleğine bulaşan Numan'ın kanı benim üzerimdeki kazağa bulaşıyordu. Melih başını aşağıya eğerek zehirli yeşiller bulaşan elalarını yaşlı kahvelerime dikti. Senin derdin ne Ahu? Gözlerinin etrafında oturan yeşil ela damarların çizdiği yolu izledim. Senin derdin ne Ahu? Senin derdin ne Allah'ın belası diye küfredi. Gözlerim irileşti ama tepki veremedim. Aralıklı dudaklarımla öylece ona baktım. Ölecektin derken kaşların çattı. Nefesimi tuttum ve onu izledim. Sen ölecektin. Bir daha beni engellemeye kalkma. İşaret parmağını tehditvari bir şekilde salladı. Bir daha bana sesini yükseltme. Bir daha bana sakın emir vermeye kalkma Ahu diyerek dişlerin arasından fısladı. Gözlerimi gözlerinden kaçırmak istedim, yapamadım. O bana böyle alev alan gözlerle bakarken gözlerimi onun gözlerinin esaretinden çekemedim. Dudaklarımı aralayıp konuşacakken Melih benden önce davrandı. Hala göremiyor musun? Derken kaşları biraz daha çatıldı. İki kaşının ortasında oluşan çizikte yok oluşu vardı. Sen
bendeki yerini hala göremiyor musun? Yutkundu. Yutkununca bu kez Adem elması bile aramızdaki büyüyü bozmamak için ses çıkarmadı. Olmadık hayallere kapılıyorsun. Sana iki güzel söz söyleyince, azıcık alttan alınca bendeki yerini şaşırıyorsun. Bendeki yerini gör Ahu. Sen benim intikamımın sıradan bir parçası olmanın dışında hiçbir şey değilsin. Melih tam gözlerimin içine bakarak bu acımasız sözleri sarf etmişti. Yine beni yakıp yıkmış, bu kez dudağından dökülen sözcüklerle kalbimi de tutuşturmuştu. Bir külü bile yakan adamdı o, beni mi yakmayacaktı? Gözümden akan yaşları önemsemeden gözlerin içine bakmaya devam ettim. Kaç kez benim ruhumu öldürdüğünü unuttuğum adam, bir kez daha benim ruhumu ateşine atmış ve cayır cayır yakmıştı. Sadece iki gün önce unutamayacağım şeyler itiraf etmişti bana. Yaralıyken, kurban olduğum demişti. Meğer kurban olurum derken, beni kendi ateşine kurban etmeyi hesaba katmamıştı. Uzamış sakallarının kapladığı yanağına elimi kaldırarak dokundum. Bana bunları söyleyen adamla, iki gün önce bana itirafta bulunan adam aynı kişi mi diye sordum. Melih gözlerini kapattı. Sana söylediklerimi unut demişti. Bir yılan gibi tıslıyordu. Peki derken yutkundum. Bunları unuttum diyelim. Ben yaralıyken bana söylediğin o sözü de mi unutayım diye sordum. Melih gözlerini açtı. Ahu diye ikaz etti beni. Durmadım. Bana kurban olurum dediğini de unutayım mı? Öylesine söylenmiş bir sözdü o, unut gitsin diye bağırdı. Elini arabaya vurarak, benimle ilgili her şeyi unut. En çok gözümden akan yaşlar için pişman olduğunu söyledin. Yalan mıydı? Parmaklarımı şakaklarında gezdirdim. En çok beni ağlattığın için pişmandım. Neden beni şimdi ağlatıyorsun Melih? Sana o zaman da söyledim Ahu, söylediğim her şeyi unutacaksın. Bugün senin söylediğin şeylerin hiçbirinin hükmü yok bende. Senin ağlaman umurumda bile değil dedi beni öldürmek ister gibi. Yalancı dedim ve devam ettim. Yalan söylüyorsun. Melih dudaklarına sinsice bir gülümseme yerleştirdi. Bu gülüş ateş olan bir adama göre oldukça soğuk ve korkutucuydu. Sen benim kölemsin. Ben de senin sahibinim. Canım sana yalan söylemek isterse söylerim. Sen kimsin ki? İşaret parmağıyla çenesine dokundu. Düşünür gibi yaptı. Sen katil bir babadan, katil bir anadan dünyaya gelen değersiz birisin dedi. Sözleri sanki keskin bir bıçakmış gibi kalbime saplandı. Kurduğu her bir harf beni öldürdü. Melih'in dudaklarından dökülen cümleler bu zamana kadar beni hiç bu kadar acıtmamıştı. Önce Melih'in yanağında duran elimi indirdim. Daha sonra titreyen dudaklarımı oynatarak senden nefret ediyorum dedim. Sesim fısıltılıydı ama sözlerim bir fırtına gibi olup Melih'in yüzüne saplandı. Melih sarsıldı. Gözlerinde gördüğüm ufacık bir pişmanlıkla gözlerine baktım. Elimi göğsüne koyarak var gücümle ittim. Kendi isteğiyle bir adım geriye giden Melih'e doğru işaret parmağımı sallayarak konuştum. Bıktım. Bıktım anladın mı? Senden de nefret ediyorum. Senin bitmek tükenmek bilmeyen intikamından da. Bu kez işaret parmağımla kendimi gösterdim. Öldür beni. Öldür ve kurtulayım senden. Öldür ki senin bu saçma intikamın bitsin. Gözyaşlarım yanağımda yol çizerken Melih bana doğru bir adım attı. Ahu diye fısıldadı. Elimi havaya kaldırarak onu durdurdum. Keşke o adam beni öldürseydi. Keşke o adamın canice tecavüzüne uğrayarak ölseydim. Kes sesini Ahu. Senden nefret ediyorum. İşaret parmağımla eski fabrikayı gösterdim. O adam benim bedenimde yaralar açtı. Bir gün bedenimdeki yaralar iyileşecek. Ama sen benim ruhumda yaralar açıyorsun. Asla iyileşmeyecek yaralar açıyorsun diye bağırdım. Melih bana yaklaştı. Ahu diyerek bana elini uzattığında dokunma bana diye bağırdım. Bir daha bana dokunmayacaksın, benimle konuşmayacaksın, bana yaklaşmayacaksın.
İntikamını alana kadar senin yanında duracağım ve biten intikamından sonra ölsem bile senden defolup gideceğim. Melih büyükçe yutkundu. Bir şeyler söylemek için dudaklarını aralayıp geri kapattı. Bakışlarımı Melih'ten çektim. Olabildiğince ruhsuz bir sesle aç arabanın kapısını, eve gitmek istiyorum dedim. Melih hiçbir şey söylemeden arabanın kapısını otomatik kilitle açtı. Açılan arabayla içine girdim ve oturdum. Melih de sürücü koltuğuna geçince arabayı çalıştırdı. Yollar altımızdan akıp giderken ikimiz de ağzımızı açıp tek kelime etmedik. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.